Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünün bonus YouTube videosu Palaguay's Evolve serisinden zombi virüsü olacak. Umarım keyifli güzel zaman geçiririz. Bu videoları, bu tarz videoları özlediyseniz beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen ve bu bölümde zombi virüsüyle oynayıp insanlığı ele geçirmeye çalışacağız. Ben bunu galiba 3-4 defa denedim ama elime yüzüme bulaştırıp beceremedim. Umarım bu sefer becerebilirim ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bu sefer gerçekten hızlı oynayacağım. Zaten aldığım yetenekleri göreceksiniz. Metabolik gasp yeteneği yerine metabolik sıçrama alacağım ki bunları kendim patlatarak daha fazla DNA puanı elde edebileyim. Genetik taktikten ziyade Darwin'ciyi alacağım ki özellikler kendiliğinden hızlıca gelişsin. Söylemiş olduğum gibi agresif bir oyun sergileyeceğiz. Her tarafa yayılacağız. Ve daha sonra insanlık tedaviyi bulmaya yakınken zombileri ortaya çıkartacağız. Çünkü insanlar tedavi edilebilir. Lakin zombi olanın geri insana dönüşmesi gibi bir durum söz konusu değildir. En azından oyunda böyle. Gerçekte de böyle sanırım. Yani izlediğim hiçbir filmde, gerçekten kastım filmleri kastediyorum, hiçbir filmde yahut kitapta zombilerin tekrardan insana dönüştüğünü görmedim. Görmemiz de mümkün değil gibi gözüküyor. Hava bonusunu alacağım. Hava üzerinden her yere yayılacağız ve bu hava üzerinden yayılmayı hayvanlarla destekleyeceğiz. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun bir hayvan türü mutlaka orada yaşıyordur. Dilerseniz böcekler olsun, dilerseniz yarasalar olsun, fareler olsun. İllaki dünyada hayvan yaşamı söz konusu. Bu bize ekstradan bonus sağlayacak ve hani havayla bulaşmayı hayvanlarla destekleyeceğiz. Ekstromofili alacağım. Bütün bölgelerde ufak ufak bonuslar alabilirim diye ve otolitik azaltma sayesinde zombilerimiz daha yavaş çürüyecek ve biz zombileri daha potansiyelli kullanabileceğiz. Dilerseniz normal zorluk seviyesinde başlayalım ve büyük zombi salgınının yerini ne alabilir abi? Böyle bir hastalığa nasıl bir isim verilirdi ki? Çok klasik olacak ama ölüler uyanıyor yapacağım salgının adını. Hadi bakalım, ölüler uyansın ve savaşımız başlasın. Başlangıç ülkesi olarak Suudi Arabistan'ı seçeceğim. Arabistan'ı seçeceğim. Neden diye soracak olursanız, gameplay videosu izledim. Birebir kopyalıyorum. Ne yapayım oğlum? Kafam basmıyor tek başıma. Birazcık yani ilham aldım oradan. Adam Arabistan'dan başladı. Ben de Arabistan'dan başlayacağım. Bir bildiği vardır. Herif en zor derecede kazanmış. Biz de normalde kazanırız inşallah. Hadi bakalım. Ölüler uyanıyor. Virüsü yayılıyor. Ve babuşlar, benim gördüğüm kadarıyla yani belirtileri falan hiçbir şekilde geri silmedi eleman. Ben de geri silmeyeceğim. Şurada görmüş olduğunuz hayvansal değişim üzerinden yayıldı bütün dünyaya. Yayılamadığı çok fazla yer oldu tabii ki ama böyle salgın keşfedildiğinde research %90'dayken falan eleman şey yaptı. Zombileri uyandırdı ve ortalığın elini kolunu kesti abi. Ufaktan başlayalım o zaman. Hızlıca yayılalım ve ortalığı zombiler alıp götürsün. Salgın belirtisi mutasyona uğradı galiba. Yok, daha mutasyona uğramamış. Öncelikle böceklerden yayılacağım. Çünkü Arabistan'ı seçtik ve yanımızda hemen Afrika var. Buralar sıcak bölgeler. Bu coğrafyada hızlıca yayılmak istiyorsak sıcakta bol bol hüküm süren böcekleri kullanmalıyız elbette. Bakalım bu böcekler bizim salgının artış hızını destekleyecekler mi? Fareleri kullanarak kentsel bölgelerde daha hızlı yayılmamızı sağlayabiliriz. Kentsel nüfus yoğunluğu düşüşte. Anlıyorum, anlıyorum. Direkt ben kentlerde hızlı yayılalım dedim diye, değil mi? Oyun birazcık açıkçası benden yana değil gibi. Yarasalar üzerinden de yayıldım. Yarasalar bulaşma seviyesi ve mutasyon şartını arttırır. Peki bakalım. Yarasalarla da yayılalım. Aşırı tükürük belirtisi mutasyona uğradı. Sıkıntı yok. Mutasyonları hiçbir şekilde geri silmeyip agresif oyun sergileyeceğiz. Birkaç taktik öğrendim. Umarım başarılı olabiliriz.
Bu arada gerçekten yani böyle bir zombi salgını durumunda neler yapılabilir hiçbir fikrim yok ya. Ya gerçekte böyle bir salgın olamaz da. Ya zamanla arkadaşlar zaten siz de fark etmişsinizdir. Artık böyle hani normal savaşlar ki savaş gerçekten kötü bir şey insanlık açısından. Yani inşallah böyle sıkıntılı şeyler yaşanılmaz. Ama şöyle söyleyeyim yani yavaş yavaş o bildiğimiz savaş ortalıktan kalkmaya başlıyor. Yani işler böyle biyolojik ve kimyasal savaş boyutunu almaya başlıyor ki hani biyolojiksel savaşta böyle insanların DNA'sıyla orasıyla burasıyla oynana oynana böyle felaketler başımıza gelebilir. Yani tam olarak zombi olmaz da bunun birçok varyasyonu var yani dünyanın felakete uğramasının birçok varyasyonu var, birçok teori var. Ya tam olarak zombi salgını değil de ben gerçekleşebilecek bir şey olduğuna inanıyorum açıkçası. Arabistan sınırlarını kapatıyor. Kapatsın canım, kapatsın. Son olarak şuradaki kuşu da ikinci seviyeye upgradeleyip artık belirtilere abanmaya başlayacağım ufak ufak. Yeteneklere falan da abanabiliriz. Misal şu an Amerika ve Kanada'da falan çok çok az hasta insan var. Böyle ilaca karşı dayanıklılık falan verebiliriz virüsümüze. Ve ufak tefek şeyler olduğundan dolayı araştırma çok çok hızlı ilerlemiyor. Güzel DNA puanı biriktirdik. Meksika'dakileri zombi yapacağım. Şu an hastalık ufak ufak öldürüyor. O ölüler zombi olarak kalkacak. Hani Meksika üzerinden ABD ve Kanada'yı haklarız diye düşünüyorum. Sanki böyle bir dalda sıcağı ve soğuğa karşı direnç alırsak bu iş bizde gibi duruyor. Ve bu ses her zaman beni ürkütmeye yetiyor. Ne ara %47'ye geldi lan? Tamam, küresel çalışmalar tedavi üzerine odaklandı. Birazcık daha ilerletip benim hem of %95 ne abi ne yapıyorsunuz? Zombileri uyandırmam lazım abi. Selamun aleyküm zombi kardeşler. Allah rızası için uyanın abi. Artık zombiler ufak ufak ayaklanmaya başlayacak arkadaşlar. Güçlerini falan da aldık zombilerin. Bakalım onlar ufak ufak ayaklandıktan sonra biz artık yetenekler kısmından işte zombi kaldırmayı ve sürü içgüdüsünü falan açacağız. Tedavi çalışmasının artık başlaması önemli değil. Ölüler uyanıyor, tedavi edilmedi. Burada hasta olan insanlar zombiye dönüşüyorlar yavaş yavaş. Elimizde fazla fazla zombi var efendim. Öyle o kadar kolay tedavi edemezsiniz. Dünyada yani neredeyse 1 milyon zombi var abi. 1 milyon zombi o kadar kolay tedavi edilemez elbette. Ve gördüğünüz gibi zombiler zaten kendi işini kendi görüyor gibi ne dersiniz? Zombileri sürü halinde yönlendirmeyi alalım. Ve belirtilerden yavaş yavaş şu zombiler aşırı bir boğaz reflüsü asidik tükürüğe neden olur. Zombiler savaş alanında avantaj sağlar ve şiddetini arttırır. Tamamdır. Zombilerimiz biraz daha dirençli olsun ve Çin üzerinden Rusya'ya bir götürelim. Meksika üzerinden Amerika'ya götürelim ve aşağıda bulunan yine Meksika üzerinden Brezilya'ya zombi götüreceğiz. Meksika zombiler tarafından yok edildi. Hey maşallah. Abi bir saniye ben bu kadar puanı ne yapacağım? Şiddeti falan iyice arttırıyoruz eyvallah da zombiler kalın giysileri ısırmasına olanak sağlar. Isırsın abi. Testosteron dalgalanmaları bazı zombileri önemli ölçüde kas kütlesi ve ağırlığını arttırır. Şiddetli ölçüde şiddeti önemli ölçüde arttırır. Oo. Yok edecek galiba bizim zombiler. Zombi kaldırmayı da alalım da ileride işimize yarar. Oy 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 oy. Dünyadaki ya herkes ölü ya da zombi. Gitmedim ulan buraya zombi. 2000 zombicik mi gitti? O zaman şunu aktifleştirip daha fazla şey yapalım. Zombi sürüleri liderine odaklanır. Seyahat hızı artar. Tamam hızlıca gitsinler abi. Çin'den götür oğlum. Çin'de dünya kadar zombi var. Kazakistan'dan da Rusya'ya zombi götür. Yeni Zelanda Z-Com projesini aktif etti. Hadi hayırlısı. Yeni Zelanda nerede bu arada? Daha fazla zombi gitsin.
Abi Rusya'daki zombiler ne yapıyor? İyi iyi, Rusya'da zombi sayısı artıyor gitgide. Brezilya'yı falan zombiler ele geçirmiş durumda. Meksika'daki zombilerin sayısı da bir hayli fazla. Meksika'daki zombileri Amerika'ya götürelim. Bu arada benim kafam DNA puanını kapatmıyordu, değil mi? İyi iyi. DNA puanını sabahtır kapatsaydı çünkü gerçekten kendimi kötü hissedecektim. Yürü abi Amerika'ya doğru. Şuradan Endonezya'dan Avusturya'ya gidelim. Oradan çünkü şey yapacağız. Ve DNA puanım kalmadı. Güzel güzel. Zombiler böyle ortalığı ele geçiriyor da zombilerim gitgide azalıyor abi. Aha, Amerika'yı da zombiler aldı. Rusya'yı da yakında zombiler alır. Türkiye üzerinden de şöyle yukarı bir zombi gönderelim. Ve Avusturya'yı da aldığımıza göre şuradan Z-Kon projesinin olduğu yere doğru bir ilerleyelim. Filipinler üzerinden de bir zombi gönderelim. Gönderemiyoruz. DNA puanımız yok. Var. Hadi bakalım oradan buraya doğru bir ilerlesinler. Avusturya aşırı sıcak hava dalgası altında. İyi, sıkıntı yok. Z-Kon projesi nerelere kuruluyor oğlum? Hayırdır? Hayırdır kardeş, bizle baş edemezsiniz. Abi buradan Kanada'ya go. Rusya elden gitmiş, güzel. Balkan ülkelerinden şöyle go'lu abi. Adam hala havalimanlarını kapatmamış, Almanya. Düşünebiliyor musun abi? Dünyayı zombiler istila ediyor ve adamın havalimanları açık. Çürümüş bir zombi kuş uyku evresine girebilir. Özellikle sıcak bölgelerde, ülkelerde zombi düşüş oranını azaltır. Hareket hızını arttırır. Kontrollü çürüme zombilerin şişmesine neden olur. Sürü deniz akıntılarıyla sürüklenebilir. Okyanusta ilerleme hızını önemli ölçüde arttırır. Yo yo, şu an okyanusluk bir şeyimiz yok. Cesetler yavaş çürür. Yeniden canlandırılan zombiler genelde aynen kalır. İnsanların onlara yaklaşması için beklerler. Canlandırılan zombiler savaş alanında avantaj verir. Güzel. Yeniden canlanan zombiler dağılan iç organları kolayla sıvılaşır. Yeniden canlanan zombiler mücadele avantajı elde eder. Güzel. Elde etsinler. Çünkü zombileri ilerleteceğim ve savaş belli bir süre daha devam edecek. Bütün zombiler çürümez umarım. Ben savaşı gerçekleştirene kadar. Burada zombi var mı? Biraz zombi diriltelim abi şurada. Biraz zombi. Güzel, güzel, güzel. Burası düşer aga. Burası düşer. Burası düşer hemen. Finlandiya değil. Amerika üzerinden Grönland'a bir zombi gönderelim. Güzel, güzel dayı. Buralar düşer. Yeni Zelanda'nın Z-Kon projesi nereye güçleniyor oğlum? Adamları yok edeceğim lan birazdan. Bir tık daha adam canlandırmayın bana. Bana bir tık daha adam canlandırmayın kardeş. Abi 28 milyon bayağı zombi var abi, milyar milyon, yürü. Rusya'da bayağı milyar milyon zombi var, yürü. Ya hayırdır oğlum, adamlar İngiltere'ye üsmüs kuruyor ya. Hayırdır baba. Zombilerin gücünü tüm dünyaya göstereceğiz. Şu Amerika'daki zombiler bir gitsin. Baba şurada Fransa'dan aşağı zombi gönder. Almanya'da bir zombileri uyandır. 110 bin zombi uyanmış abi. 100 bin zombi de İspanya'ya geçmiş. İspanya'nın kurtulma şansı yok. Almanya'dan zombileri alıp İngiltere'ye gönderelim. Amerika'daki zombiler Grönland'a gidiyor zaten. Buranın Z-Kon projesi cortladı, iptal oldu. Güzel. Grönland'a ne kadar zombi ulaştı? Abi Grönland direkt zombilerin istilası altında zaten. Buradan İzlanda'ya doğru yürüyün. Burada da bir tık zombi canlandıralım. Abi İngiltere falan cortladı bunlar ya. Hakikaten agresif oynanarak alınabiliyormuş abi oyun. Bakalım dünyada hiç sağlıklı yer var mı? %43 ölü, %57'si de zombi dünyanın. İngiltere'de patladı. Ulan Madagaskar falan kalmadı yine, değil mi? Yeni Zelanda, Madagaskar, Japonya. Abi. Çin'den Rusya'da var mı zombi? Rusya'da zombi var abi. Hemen Rusya'dan Japonya'ya zombi gönder.
Ben de diyorum neresi sağlıklı kaldı? Japonya böyle hava alanlarını falan kapattı herhalde. Ama biz Sudan da geliyoruz kardeş. Biz Sudan da geliyoruz baba, haberin olsun. Güzel güzel, belirtiler bir yandan mutasyona uğramaya devam ediyor. Bir tek Japonya kaldı herhalde ki Japonya'da çöktü ve insanlığın sonu geldi sanırım, öyle değil mi? Neden insanlığın sonu gelmedi? Hayatta kalan bir yer mi var? Endonezya gitmiş. Filipinler gitmiş. Yeni Gine gitmiş. Oradan bakacağına şuradan baksana abi. Karayipler. Haydi. Ulan Amerika'da zombi kalmamış ki. Neyse ki Kanada'da zombi var. Zombileri yürütecek DNA puanım yok. Ne olur DNA puanı ver Japonya. Japonya DNA puanı ver ne olur. Abi zombiler falan ölüyor. Abi Karayiplere zombi yollamam lazım. Lütfen DNA puanı lazım arkadaşlar. Abi. Abi. Abi Karayipleri unutmak ne demek ya? Can sıkıcı, gerçekten can sıkıcı. Abi Karayipleri unutmak ne demek ya? Abi Karayiplere zombi gitmemiş. Karayiplere zombi nasıl gitmez ya? Yoldan geçerken bir tanesi sıçrasa sabahı. Yani hani abi inanılmaz inanılmaz ya, böyle kaybetmek gerçekten içime oturuyor abi. Neyse, sağlık olsun. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.